Süleyman Özışık, Davutoğlu küfretti, kimse anlamadı. Davutoğlu ile Merkel'in yaptığı ortak basın açıklamasını izlerken kamera onu gösterdi. Bak yalan söylüyorsam Allah canımı alsın. Görür görmez kim lan bu Arizona kertenkelesi tipli adam dedim kendi kendime. Gazeteciymiş ve adı Deniz Yücel'miş. Yahu gazetecisin ve iki başbakanın önüne çıkıyorsun. Milyonlar seni izliyor istemeden de olsa. İnsan bir saçını başını tarar be adam. Soru sorarken bütün göğüs kıllarını saymaktan dikkatim dağıldı. Allah günah yazmasın ama tipinde ayır yok. Sözüm ona Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını zorda bırakacak. Merkel'e yönelerek başladı konuşmaya. Üç yıl önce Yezi olaylarında Türkiye'ye eleştiriler yöneltmiştiniz. Şu, şu anda Türkiye'de insan hakları hakkında örnek vermiştiniz. Şu an durum düzelmedi. Örneğin ifade özgürlüğü konusunda Türkiye 195. sırada. Erdem Güyül ve gazeteci daha hapishanede. Silopi'de Cizre'de insan hakları ihlalleri var. Hem nüet güçleri, sivil halkı gözetmeksizin hareket ettiğinden söz edilmektedir. Aa, Almanya sessizliğe büründü. Neler söyleyebilirsiniz? Kamera bir ara Ahmet Davutoğlu hocayı gösterdi. Hafiften gülümseyip gözlerini kısarak gazeteci kılıklı terörist yardakçısına bakınca dedim tamam Osmanlı tokadı geliyor. O bakışı nasıl tarif edeyim size? Hani Necip Fazıl'ın biz çomarlarla uğraşıyoruz bu fino nereden çıktı sözü var ya tamı tamına öyle bir bakış. Merkel eveleyip geveledikten sonra sıra kendisine gelince ceddine yakışır bir üslupla konuşmaya başladı. Ben burada iki başbakan basın açıklaması yapacak sanıyordum ama yapılan suçlamalara bakılırsa üç kişiymişiz diyerek önce soldan çaktı. Kamera Deniz Yücel'i gösterince baktım ufaktan koltuğa gömülme durumuna geçiyor. Burada basın özgürlüğü olmasa sen benim gözümün içine bakıp bu soruyu soramazdın dedi. Kamera tekrar Deniz Yücel'i göstermek için döndü ama Adamın yerine pazardan alınmış bir tutam büzüşmüş pancar oturuyordu sanki koltukta. Arkasındaki gazeteci sanki o an fosur fosur yayılan doğal gaz kokusundan rahatsız olmuş gibi yüzünü buruşturuyordu. Davutoğlu bu durur mu? Konuşması bununla sınırlı kalacak diye beklerken ecdadına yakışır şekilde devam etti. 193 ülkenin bulunduğu dünyada Türkiye nasıl oluyor da 195. sırada olabiliyor? Eskiler böyle hallerde karabiber tuz ye oldun sus derdi. Şimdiki gençlik kısaca kapak diyor bu duruma. Bu kadar yumuşak bir üslup kullanarak insanın ağzının içine tüküreni ilk defa görüyorum. Bildiğin küfür ediyor ama karşısındaki anlamıyor. Erdoğan olsa bakın burası çok enteresan diye başlar ve buldozer gibi ezer geçerdi. Kılıçdaroğlu olsa hay yaşa lafa ağzımdan aldın ama eksik söyledin. Ben Güneydoğu'nun incisi Mersin'de bu konuyu değinmiştim. Maalesef 195 değil 350. sıradayız. Yeni anayasa değişikliği paketi kayısı üreticilerinin sorununu çözüyor mu çözmüyor. Hem sana ne oluyor ben senden önce şikayet etmiştim derdi herhalde. Mesele Kılıçdaroğlu olunca konu kendiliğinden dağılıyor. Şahitsiniz. Biz yazıya geri dönelim. Yukarıda da söylediğim gibi Davutoğlu gözlerini kıstığında ve gülümsediğinde bilgisiyle donanımıyla çok tehlikeli bir adam haline dönüşüyor. Bence müzmin muhalifler kronik tayyip korkusunun yanına bunu da eklerse iyi olur. <laughs> Şu aralar internette bir furyaya dönüşen Ali gibi ol, Silho gibi olma oyunu çok revaçta. Bence bu oyun tam da Davutoğlu'na uyarlanacak cinsten. Bu Ahmet, Ahmet bir hoca. Atalarının izinden gidiyor. Kimseye eyvallah etmiyor. Tuzak sorular dolu adamlar için atılan pas anlamı taşır ki Davutoğlu da bu tür pasları aldığında doksana takıyor. Yumuşak üslubuyla insanlara bir laf sokuşu var ki küfür etse daha iyi. Davutoğlu gibi ol, adam ol, omuzumun kenarı adam ol. Son olarak Deniz Yücel'in ülke sayısını 195'ten fazla söylemesini yadırgamıyorum. Lütfen biri ona hatırlatsın. Paralel devlet ve özellik ilan edilen Güneydoğu'daki Kürdistan çöktü. Süleyman Özışık,